Selamünaleyküm. Adım Ali Fazıl. Bismillah. Şimdi geometriden 3D yüzeylere devam edeceğiz. Kurallı iki yüzeyi göreceğiz. Onu görmeden önce aktif olması için komutum çizgi çizmemiz lazım. Sıfıra sıfırdan yakaladım. Diğer köşesi 500'e 800 bildiğimiz bir kapak ölçüsünde yapıyorum. Evet. Rakam herhalde fazla ayırdık. Evet, gözlerimde sıkıntı var. Sıfıra sıfır. Evet. 500'e 800'e evet. Kapak ölçüsünde yapıyoruz. Evet. Buna 3D'ye geliyoruz. Bir çalışma hacmi atıyoruz. 18 Z yüksekliği güzel. Simülasyon alan bilmemiz için bir malzeme atıyoruz. 18 güzel. Dolgu olarak ben şunu seçiyorum. Tamam. Malzemeyi kapatıyoruz. Buradan da malzememizi bakın. Şu malzemeyi şuna tıklasak hepsini malzemeyi kapatmış oluyoruz. Yani malzemeyi gizliyoruz. Evet. Şimdi isteğimiz buydu. Geldi. Şimdi burası açıldı. 3D yüzeyler açıldı. Bakın burada kurallı iki yüzey var. İlk önce şunu anlatıyorum. Burada da yüzey doldur iki eğim var. Bu da kural yüzey iki eğimli. Yani iki çizgiyle oluşuyor. Burada bu iki çizgi birbirinin karşı karşıya olacak iki çizgi. Fakat bu çizgiler birbirine yan yana bitişik olacak. Daha iyi oluyor yani. Birbirine neredeyse 90 derece kesiyor gibi düşünelim. Bu çizgi ise karşılıklı olacak. Yani bir tanesinde şu yüzeyi doldur. Buraya formu çizdik. Bir de yana çiziyoruz. Yani iki tane çizgi doğru. Ama bu kuralda iki yüzeyde ise bir buraya çiziyoruz. Bir de nereye? Karşısına yaklaşık gelecek yere çiziyoruz. İkisi de iki çizgiyi iki eğimli iki çizgi ama birbirinden farklı işler yapıyor. Şu anda bunu yapacağız. Çalışma hacmine geliyorum. Bakın şuranın adı ön yüzey. Çalışma hacmini buradan da dilimlendirebilirim veya şuradan ön yüzeye tıkladığım zaman bakın şurası bana gelecektir. Ön yüzeyi tıkladım ve önüme getirdi. Geometriyi alıyorum. Evet. Şuradan ortasından yakalasın diyorum. Yaklaşık bir şey yakaladı. Evet. Bakın şöyle. Ben yani bu kadar fazla eğim verilmez ama veriyoruz. Göstermek amacıyla. Evet. Tıkladım. Bu çizgide kalabilir. Fakat bunu spline'a eğimli bir yüzeye çevirirsek, çizgiye çevirirsek çok daha güzel sonuç elde ediyoruz. Spline oluştur diyorum. Ne mevcut geometriyi orijinal sil demezsem bu kalır. Orijinal sil sizin geldim tıkladım ve sağ tıkladım. Bakın kahverengi yaptı spline'a çevirdi. Eğer ki bu spline'da ben düzenlemek istiyorsam bakın buraya geldim. Burada püf nokta şudur. Geometrideydi herhalde. Otomatik yakala açık olmaması lazım. Yoksa yani karışıklığa sebep o. Bakın biraz yukarı kaldırıyorum yaptığım şeyleri. Çünkü niye? Çok aşağıda duruyor. Ve dolayısıyla beni ne yapıyor? Biraz yukarı kaldırıyorum çizgileri. Şundan dolayı 2-3 milim olması buradayı. Çünkü kapağımız ne olacak? Şu kuvveti azalacak. Şöyle bir sağ tıklıyorum. Bakın şöyle yukarıdan 2-3 milimetre dalga şeklinde bu tarafa yaptım. Evet görünme geliyorum. ISO'dayım. Bakın sarı çizgi bu burada. Bir de bunun arka yüzeyi. Buranın diğer tarafı arka. Çalışma alanına geliyorum. Bakın şurada ön yüzeydeydik. Şimdi şurada arka burası sağ taraf burası. Sol taraf burası. Arkada burası. Zamanla yaptıkça bakın sol arka. Şimdi arkayı alıyorum. Arkaya bir tane geometri çizeceğim. Evet.
Şöyle ortasına yakaladım. Evet, bu da şöyle biraz çok fazla olmamak kaydıyla şöyle uzunca bir şey çiziyorum. Çok fazla şey yapmıyorum. Zaten birazdan ne yapacağım? Onları yukarı kaldıracağım. Ucundan yakalasın diyorum. Evet, yakalanacak nokta bulunamadı diyor. Düzgün seçemediğimiz için. Evet. Sağ tıkladım, çıktım. Bunu geliyorum polyline'dan spline oluştur diyorum. Orijinal sil diyorum, evet. Tıklıyorum ve sağ tıklıyorum. Bakın kahverengi yaptı. Bunu daha sonra şeye çevirmeyi unuttuk. O bir tarafı da çevireceğiz. Spline'ı düzenle diyorum. Geliyorum tıklıyorum. Bakın şuraları biraz ne yapıyorum? Yukarı kaldırmak istiyorum. Yani neden? Çünkü 18 milim burası olduğu için çok fazla aşağıda mukavemetini zayıflatacak parçamızın. Onun için geliyorum bunları biraz ne yapıyorum? Yukarıya doğru kaldırıyorum bu eğimli yerleri. Şuna da hafiften şöyle yapıyorum. Sağ tıklıyorum. Bakın evet fena değil. Geldim bunu. Çünkü buna takım atayamayız. Takım atamamız için spline çizgiye çeviriyor. Yani geometriye çeviri var. Orijinali silsin. Orası yeter. Katman koru vesaireye gerek yok. Zaten katman atamadık. Sağ tıkladık. Ve işimiz tamam. ISO'ya geçtik. Çalışma alanından iptal edelim. Çıkalım. Bakın şunu da neye çevireceğiz? Yoksa takım atayamayız. Spline'e geldik. Spline'i çizgiye çevir dedik. Orijinali sil dedik. Geldik. Bunu da ne yaptık? Sağ tıkladık. Ve yeşil oldu. Yeşil olacak. Evet. Buraya kadar anlattıklarım ön çalışmaydı. Şimdi bakın 3D yüzeylere geliyorum. Kurallı iki yüzey, iki eğimli. Bu yüzeyler karşılıklı olması daha iyi. Tıkladım, geldim. Birinci yüzeyimi seçtim ve ikinci yüzeyimi seçtim. Hayır dedim. Ha yönler. Bakın sıkıntı şu. Şunu bana ifade etti. Yönler ters dedi. X'e yönleri ters, kontrol Z geri alıyorum. Evet onu diyor. Yani şunu diyor. Bakın buradaki X, Y, Z bu birbirine ters gelmiş. Fark edemedik. Bana orada diyor ki düzelti mi diye soruyor bana. Oraya düzelt diyecektik. X, Y şeyini ne yapacaktı? Düzeltecekti. Bakın düzeltim evet düzelteceğiz. Yönleri düzeltmesi lazım. Yani şunu demeye getiriyor. Bakın burada bir X, Y var ya, X, Y, Z. X, Y böyle. Mesela şurada şöyle gidiyor. Diğer tarafta ters gidiyor. Yanlışlıkla onu öyle yapmışız. Düzelt dedik. Düzelttik ve oluşturdu gördüğünüz gibi. Yani orada şunu diyor. Her bir parçanın X, Y'sini şurada tuttum ya. Mesela diyelim ki X böyle, Y böyle. Diğer tarafta ise X ile Y aynı tarafta olması lazım. Ters olmuş X, Y. Yani birbirine bakar olmuş. Dolayısıyla ters olmuş. Onu evet düzelt demesen bu yapmıyor. Bakın amacımız zaten burada şuydu. Şunu şu komutu görmek. İki yani kurallı yüzeydi. İki çizgi karşılıklı olan iki çizgiyi rahatlıkla yapmaktı. Şu yan taraftaki bakın eğimi, şu yan taraftaki eğimi şöyle görünümde görürsek mesela derim ki herhangi bir yan sol sağ fark etmez. Döndürsün şöyle bizi. Bakın gördüğünüz gibi benim o parabolden hani böyle katlanıyor ya oranın eğimine göre veriyor. Ben orayı çok fazla vermediğim için yani şurası serbest olarak yapıyor. Evet. Şimdi bakın ben bunu hızlıca takım atamak istiyorum. Böyle havada kalsın istemiyorum yaptığın işin. Bakın hemen hızlıca bir takım atacağım. Buraları daha ileriki konularda göreceksiniz. Takım seç diyorum. Kaba yapmayacağım. Hemen finish yapacağım hemen. Bal bıçak. Mesela onluk bir bal bıçak. Bayağı geniş bir bal bıçak. Bıraktım. 3D işlemeye geldim. Buraları paralel diyorum. Çizimden değil. Komple tarasın zaten malzeme o kadar. Tamam dedim. Geldi buraya. 25-22 evet. 25-22 olacak. İşlem verilerine geldi. Optimize olacak burası. Doğru. Buralarda geri kalanlarda takımımız doğru. Tamam dedik. Geldik yüzeyi seçtik. Sağ tıkladık. Bakın takımımız da tadı.
Hemen bir simülasyon yapalım. Malzeme atamamış olsaydık, ilk başta malzeme atamıştık, simülasyonu ne yapamazdık? Yapmamıza izin vermezdi. Benim makine biraz kasıyor. Ondan simülasyonu yaparken şöyle biraz ilk başlarda yapacağım, sonra durduracağım simülasyonu. Evet, geldi. Başla dedim. Bakın şöyle biraz geri çekeyim. Evet, başladı. Şöyle birkaç santim gitsin. Gördüğünüz gibi oldukça yavaş gidiyor. Çünkü kaba atamadım. Bir çırpıda kes bunu dedim. Bir görüntü elde edelim maksat. Şöyle biraz yapsın görünsüzde. Evet. Evet, burada durduruyorum. Şöyle 2-3 santim yaptığı zaman tekrar açacağım. Evet, açtım. 200 santim yaptı. Bakın, bizim verdiğimiz forma göre buraları yapıyor. İşte ben şunu kastettim. Burası 18 milim olduğu için şu form aşağı noktası, yani şuralar aşağı noktaları 2-3 milimin altına düşmesin. Ve ne diye buna menteşe takmaya çalışacağız vesaire. Zorluk çekeriz. Yani şu eğim biraz benimkisi 2-3'ten fazla olmuş ama 2-3'ten fazla vermemek lazım. Veya 25 milimetrelik MDF'den kullanmak lazım. 18'i dalga boyu, dalganın bu şekildeki yüksekliğiyle beraber yapabilirsiniz. Evet, bu böyle böyle devam edecek. İşte olay bu. Yan tarafta da hafiften bir dalgalanma yapacak. Evet. Şöyle durduruyorum. Şurayı bir daha anlatıyorum. Şu anda bizim işlediğimiz komut kural yüzey 2 eğim. Yani 2 eğim dedi. Bu yüzeye eğim veriyoruz. Bir de karşı tarafa eğim veriyoruz. Bu iki eğim arasında ne yapıyor? Bağlantı kuruyor. Evet. Burada da yüzeyde olur iki eğim var. O şöyle yalnız. Bir buraya eğim veriyoruz. Bir de yan tarafa eğim veriyorduk. Bakın, biz burada yan tarafın eğimini ayarlamadık. Tamamen bu dalgaya göre kendi ne yaptı? Burayla karşı tarafınkini birleştirerek yan taraftaki eğimi kendi otomatik verecek. Evet, amacımız kurallı yüzey iki eğimliği öğrenmekti. Hayırlı günler.